Ekuban değişikliğini nasıl yorumluyorsun? Hoseyin'inin yerine alınması. Çünkü Dikletimi gerek çek... var evet. mıydı soruları var. Hani evet. şunu düşündü belki Ünal Karaman. Ben bir gol daha bulayım koparayım maç. Tamamen kafasındaki düşüncenin bu olduğunu düşünüyorum ama. Ben Yusuf Sarı çıkacak zannettim Ekuban'ın Evet aynı görünce. şekilde. Aynı şekilde. Hücumdan yani. Hücumu tazelemek evet. anlamında bir değişiklik gibi düşündüm. Çok cesur geldi bana. Ee, ne kadar değiştirdi tabii çıkmasa durumu bilmiyorum. Çünkü Galatasaray baskıyı çok ciddi arttırdı yani e, bu da çok şaşkınlık verici bir durum. Çünkü Galatasaray'ı e, ne kadar e, geriye gideriz bilmiyorum ama uzun süredir deplasmanlarda bu kadar, bu kadar baskılı, baskılı görmemiştik. ikinci yarıdaki oyundan bahsediyorum. Ya kazandı Gazişehir maçı mıydı? 2-0. Rize maçı 2-0 bitti. Evet. Sonrasında Gazişehir maçı. O maçta dahi iki gol bulurken evet istekliydi, coşkuluydu. Bu, bu kadar değil yani son 30 dakika ciddi şekilde Galatasaray'ın gol bulacağını biz hissettik. Ekuban değişikliğine gelince şimdi bazı değişiklikler şunun için yapılıyor diye tahmin ediyorum teknik adam tarafından. Bu maçın hı hı. başında da seçtiğiniz bir oyuncu sizin rakibe bakış açınızı gösteriyor. Hı hı. Bu oyuncu değişikliği de senin söylediğin gibi ikinci golü bulayım ve aynı zamanda hem taktiksel bir bakış açısıyla hem de sağ içindeki futbolculara da bir mesaj veriyor. Hı hı. Yani geri çekilmeyin biz hücum yapacağız. Yani oraya Hüseyin ile işte Doğan'ı değiştirmiş olsa... Hı hı. O mesajı vermeyecek ama Ekuban gibi bir hücum oyuncusunu sahaya sürmüş olması beyler yaslanmayın saldırmaya, Hücuma devam. saldırmaya devam yani bu maç böyle bitmeyecek hı hı. bu maç ikinciye atıp koparmamız lazım şeklinde bir mesaj verdi ancak bu mesaj karşılık buldu mu Ekuban'ın götürdüğü bir iki top var ee, onun dışında hani şimdi tam hafızamı zorluyorum ama Ekuban girdikten sonra mıydı o pozisyonlar yoksa öncesinde miydi? Sörlot'un bir iki pozisyonu var. Ekuban'ın orada hızlı çıkışta bir faydası oldu. Özellikle adam eksiltmesi yani evet. fiziki açıdan çok güçlü olduğu için birebir de omuz omuza mücadelelerde. Sörlot'u pozisyona sokulan, girdiği pozisyonlarda çok etkisi oldu Ekuban'ın ama her ne kadar Sörlot iyi bir bitirici görüntüsü çizse de normalde gole çevirebileceği pozisyonlardan da yararlanamadı. İki net kaçırdığı gol fırsatı var. Yani onları yapsam aç koptu zaten. Yani şimdi bir yandan da Ünal Karaman'ın da eli çok güçlü değil değişiklikler evet. konusunda. Daniel Sturridge'in adını görünce tabii heyecan yaratıyor ama hazır olmayan bir Daniel Sturridge. Onun dışında da Avdiay var. Avdiay var. Avdiay bu sezon için beklentilerin hı, hı alınamadığı, karşılayamayan bir oyuncu görüntüsü. mesela hani... Fernandes stoper evet. Zaten Erce kardeşler kaleciye değil. Bir de işte Serkan Sabek, Cafer e, geçen maçta Hı -hı. oynadı. Fırat Can yine bir önceki maçta da oynadı. Yine yavaş yavaş şans buluyor. diyor. Abdurrahim Dursun sol bek oyuncusu. Evet. Hani genç futbolculardan bahsediyoruz. E, yavaş yavaş Ünal Karaman'ın takımı adapte ettiği oyuncular hani bu maçta fark yaratabilirler miydi? Bence çok Bence kuvvetli ihtimal ya. değil.